Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 11 Temmuz Cumartesi Amerika Kinland yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 7 koşulu bir program var ama ilk koşu haricinde bütün yarışlar açık grup yarışları arkadaşlar. Yani bugün birbirinden çekişmeli yarışların kalite safkanlarının bir arada olduğu yarışlar. Haliyle güzel yarış seyir açısından da güzel bir yarış seyretme imkanını bulacağız arkadaşlar. Tabii öncelikli olarak güzel yarıştan ziyade altılıyı işte veya herhangi bir oyun tutturabilirsek en önemlisi zaten bunlar. Daha sonra işte seyir açısına bakarız arkadaşlar. Bizim için ilk önce önemli olan bizim yazdığımız atların gelmesi arkadaşlar. Tabii haklıyla sizler de aynı düşünceleri bence sağlıyorsunuz. Yani aynı düşünceleri besliyoruz şu anda. Ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Hemen yarış programına geçmek istiyorum. Çünkü güzel yarışlar var. Gerçekten kalite safkanı da var. Avrupa'nın değişik atları yani gelmiş buraya. En azından bir karmanlama olmuş. Tabii bunlar bir festival havası. Ama daha büyük yarışlar da var tabii. Eylül ayında mı, Ekim ayında mı ne? İşte bir Bredes Cup yarışları var herhalde. Eğer tam tarihini şu anda bilmiyorum ama Eylül'dü galiba. Ya Eylül'ün sonunda işte ya da Ekim'in sonunda koşacak. Asıl şöyle onlar çünkü 5 milyon dolarlık mı 7 milyon dolarlık mı ne yarışlar var. Tabii onları seyretmek de ayrı bir zevk. Birinci koşudan itibaren başlayalım arkadaşlar. Bugün saat 21.12'den itibaren 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımız başlıyor. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışında. Burada 7 ve 11 nolu safkanlarda yarıştan çıkmış. Benim burada öncelikli olarak oranları söyleyeyim. 9 nolu safkan 2.2, 6 nolu safkan 3.5, yani 3,5 lira orana sahip. 1 nolu safkan 7 lira, 3 nolu safkan 8 lira, 2 nolu safkan 10 lira, 5 nolu safkan 11 lira, 10 nolu safkan 12 lira, 12 nolu safkan 12 lira ve 4 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar o 7'li piyasa 3'lü kaynağı bugün bence en zor yeri burası. Birinci koşuya denk gelmiş. En azından altılığın içerisinde de var çekişmeli yarışları var ama en azından buranın bence en zorlu koşusu bugün birinci koşuya denk geldi. Ben burada biraz fazla at yazmanızı öneriyorum. 7'li piyasa açısından çünkü parayı burada verebilir. Ben öncelikli olarak 3 nolu She Can't Sing bir Benardi'nin temsilcisi olan bu safkan Brian Jose Fernandez Junior'la start alacak olup en azından performans olarak fena değil ama güzel bir safkan ama azınlık olarak da bugün yarışın önde gelen ismi olarak tutuyorum ben. Daha sonra bir nolu Tipsical bir Majestic Perfection temsilcisi olan bu safkan Tyler Gaffalion gibi yine iyi bir jokeyle start alacak olup göstermiş olduğu güzel performans ile bence bugün şanslı isimler arasında adını yazdıracak bu bir nolu Tipsical. Daha sonra 9 nolu Crown Jewel, bir Medallion Pro Dora temsilcisi Ricardo Santana Junior start alacak olan safkan da bu yıl gerçekten güzel bir giriş yaptı. Bu yılki ilk yarışını kazanıp arkasından da 22 gün önceki koştuğu son yarışı da ikincilikle tamamlayınca yani güzel bir formuyla bugün yurt dışında favori bir ismi olan bu safkanları kuponlara yazacağız. Daha sonra 12 nolu Golden Cordy, bir curling temsilcisi Julian Laparrox'a start alacak olan bu safkan da bu yıl yine dediğim gibi aynı şekilde bu da iki yarış koşmuş. İki tane güzel üçüncülük elde etmiş bir safkan. Eğer biraz da yağmur denk gelirse, gerçi benim bugün gönlüm yağmurdan yana değil. Ama eğer nemli bulursa da bu curling tayları aklınızda bulunsun arkadaşlar. Çamur pisti hiç affetmiyorlar. Daha farklı koşuyorlar. Onu da söyleyeyim. Geçen gün zaten biz oyunumuzu tahminimizi verdikten sonra işte yağmuru koşarken gördük. Curling temsilcisi geldi, yarışı kazandı, sürpriz yaptı zaten. En azından aklınıza bulunsun yani. Ve son olarak tabii altın oğlu Mundaya Kal. Bir Intel Mischief gibi yine iyi bir orijine sahip Joel Rosario start alacak onun safkanda. Son yarışını kazanmış bir isim arkadaşlar. Kuponlara yazalım. 3, 1, 9, 12 ve altın oğlu safkanlar benim bu birinci koşu için önerdiğim safkanlar. Ama dediğim gibi burası her türlü sürpriz olabilir arkadaşlar. O yüzden biraz kalabalık tutmanızda fayda var. Geldik grup yarışlarına ve altılı ganyan ilk ayağına. Bir grup 2 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim kursunda 6 safkan var. 4 nolu safkan 10 bölü 11. Yani 1 lira gibi orana sahip. 6 nolu safkan 3 lira, 2 nolu safkan 10 lira, 3 nolu safkan 10 lira, 1 nolu safkan 14 lira ve 5 nolu safkan da 18 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar burada baktığınız zaman bir 4 nolu safkan bayağı bir banko çıkmış. Yani direkt bir safkan çıkmış. Bir Godolphin ekibisine ait bir safkan. Totoyla baktığım zaman en azından 5 yarış koşmuş, 4'ünü kazanmış. Sadece bir sonda, en son yarışında bir 5.'lik elde etmiş. Bir City Zip temsilcisi, Oval Rosario de iyi bir jockey. Zaten genelde Godolphin atlarını Amerika taraflarında bu jockey biniyor. 4 nolu Alms,
Ben bugün yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. En azından tecrübeli bir safkan. Handikap puanında bunlardan biraz daha üstün. O yüzden ben bu safkanın bugün kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani 4 numaralı safkan benim bugün eğer ikinci tek arayışımda olanlar için. Ben çünkü bir tane bankom var zaten. Bu 4 numaralı safkanı tek atabilir. Ama burada paraya gitmek isterseniz, burayı yıkmak isterseniz o zaman 6 numaralı Walk in Marrakeş ve 1 numaralı Marifot. Marifot da bir Fransa'dan gelen bir safkan arkadaşlar. Yani 4 yarış koşup ikisini kazanmış. Orijin olarak da zaten çok çok iyi bir orijine sahip. John Velasquez de yıllarını çok iyi zaten. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi 4 numaralı safkan ben çok çok ön planda tutuyorum. Yani normal şartlar altında kazanmasını bekliyorum. Tabii at yarışı burada hepsini saldıracaklar. İkramiyeler çünkü düşük değil yani yüksek. O yüzden at yazarsanız da 6 ve 1'i tercih edebilirsiniz. Günün ikinci ayına geldiğimiz zaman da yine bir grup 1 yarışı var. Madison Stakes koşusu dişilere ait. 4 ve yukarı İngiltere'nin 1400 metre kum yarışında 9 safkan var burada da arkadaşlar. 5 nolu safkan 4 bölü 5 yani 0,8 gibi bir orana sahip. 7 nolu safkan 3,5 lira, 8 nolu safkan 7 lira, 3 nolu safkan 12 lira, 9 nolu safkan 14 lira ve 4 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Ben burada hiç fazla söz uzatmayacağım. Bir Ghost Zapper temsilcisi olan 5 nolu Guarana Jose Ortiz'de bence bu yarışı kazanan arkadaşlar performans olarak da durum olarak da yani bence bu atlardan biraz daha üstün gözüküyor. Zaten 5 yarış koşmuş, 4'ünü de kazanmış. Sadece bir yarışında ikincilik elde eden bir safkan. Chad Brown gibi usta bir antrenörün elinde de olan bu safkanın bence bugün kazanması gereken en önemli isim olur. O yüzden sizlere tek olarak öneriyorum bu 5 nolu safkanı arkadaşlar. Günün 3. ayına geldiğim zaman bir grup 2 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metrelik çim kursuna geldiği zaman burada 15 safkan gözüküyordu ama 6 ve 15 ton safkanlar da yarıştan çıktı arkadaşlar. 8 10 safkan 2,7, 2 10 safkan 3 lira, 9 10 safkan 6,5 lira, 10 10 safkan 11 lira, 1 10 safkan 11 lira, 7 10 safkan 11 lira, 13 10 safkan 14 lira. 14 burada bir at yazdık ama ne 4 numara herhalde. Evet, 4 numaralı safkan 18 lira. 3 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Ben burada sizlere biraz işte buraya biraz fazla at yazabilirsiniz. Çünkü biraz dişi açık yarış olması biraz yarışın karıştırabilir. Biraz da grup kalabalık işte bazen burada da 1100 metre oluşu olduğu için biraz sıkıntılar yaşayabiliriz. Ben öncelikli olarak bu 2 nolu Whitman Jack, bir Golden Sand temsilcisi Mike Smith gibi yine yılların eski jokeyi, usta jokeyi tat alacak olması safkanda. Son iki yarışını kazanarak çok formda bir giriş yaptı. Yurt dışında şu anda ikinci safkan ama Türkiye'de favori konumunda olan bir isim. Daha sonra 8 nolu Bound for No Here, The Factor gibi yine Çin pistinin etkili bir orijine sahip Julio Garcia'yla start alacak olan safkan da iyi hazırlıkla, iyi formuyla grupta yazılması gereken bir değer isim. Şu anda yurt dışında favori hanesinde bulunan isim. Daha sonra 13 nolu Leinster, bir Majestic Warrior temsilcisi Tyler Gaffalon ile start alacak olan safkan bu yıl koşmuş olduğu tek yarışta bir ikincilik elde etti. Bugün de iyi safkanları arasında kendi adını yazdırmaya çalışacak. Daha sonra 11 nolu Tiger Blood, bir Carlton Cat temsilcisi Javier Castellano gibi böyle açık yarışların usta kurduğuyla start alacak olan bu safkanlar performans olarak zaten harika. Bu yıl biraz fazla koşuyor ama 78 gündür en azından bu yarış için hazırlıkları bence daha iyi oldu. Bu yıl koşmuş olduğu 5 yarışın 4'ünü kazanmış çok formda bir isim. Kuponlara yazacağız arkadaşlar bu 11 nolu Tiger Bullet'u ve son olarak da 9 nolu Texas Red diye bir Colonel Joe temsilcisi Flavian Pratt'la start alacak olan safkan da kuponlarda muhakkak yazılması gereken bir diğer isim olur. Benim burada önerdiğim safkanlar 2, 8, 13, 11 ve 9 nolu safkanlar. Ama dediğim gibi eğer tuttuğunuz safkanlar varsa arkadaşlar ilave edebilirsiniz. Buranın günahı olmaz. Çünkü hem kısa mesafe hem biraz kalabalık yarış. O yüzden biraz kalabalık yazarsanız bence gerçi bu söylediğim atların yani normal şartlar altında dışına çıkmamışsınız ama burada her şey oluyor arkadaşlar. O yüzden eğer garantiye gitmek istiyorsanız biraz birkaç tane at artık öylesine yazacaksınız. Ne yapacaksınız? Geldik günün dördüncü ayına bir grup 1 Ashland Stakes koşusuna dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metre kum yarışında 5 nolu safkan burada yarıştan çıkmış. 2 nolu safkan 10 bölü 11 yani 1 lira gibi orana sahip. 6 nolu safkan 2,2, 3 nolu safkan 6,5 lira. 4 nolu safkan 16 lira gibi oranlara sahip. Burada zaten 5 safkan var. En son iki safkanı yazmadım. O da 35 lira 40 lira civarında bir oranı vardı. O yüzden yazmadım arkadaşlar. Ben burada biraz az at var ama vallahi birbirine çok yakın performansı olunca da biraz at yazdım. Ben 6 nolu Speech, bir Mr. Speaker temsilcisi Javier Castellano'nun start alacaklarını safkanda
bu yıl koşmuş olduğu 4 yarışın 4'ünde ikincilik elde etmiş. Bugün herhalde büyük ihtimalle yarışı kazanması bence en normal sonuç olur diye düşünüyorum. Tabii en ciddi rakip olarak şu anda yurt dışı ve Türkiye'nin de bayağı ciddi favorisi olan iki nolu Venetian Harbor. Bir Munich temsilcisi Joao Rosales start alacak. Ona safkanda 4 yarış koşmuş, 2 ikincilik, 2 tane birincilik yapmış bir isim. Bugün de şanslı isimleri arasında olacak. Zaten Toto'ya baktınız mı? 2-1, sonra 1-2 yapmış. Artık herhalde sıra 1'de olması lazım. Muhakkak tabii ki en şanslı isim. Ve son olarak da ben en azından bir hatta yazmak gereği duydum. 3 nolu Bonnie Sot. Bir Munich temsilcisi daha John Velasquez'e start alacak olan bu safkanda son 3 yarışın üst üste kazanan formda bir isim arkadaşlar. 6, 2 ve 3 nolu safkanlar benim bu ayak için önerdiğim safkanlar. Günün 5. ayağı Grup 1 Gianni Wiley Stakes koşusu. Dişiler ayı 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim yarışında. Burada 8 safkan var. 1, 3 ve 7 nolu safkanlar da ekürü arkadaşlar. 4 nolu safkan 1.2, 6 nolu safkan 3.3, 2 nolu safkan 6 lira, 8 nolu safkan 10 lira, 7 nolu safkan 18 lira, 5 nolu safkan 20 lira, 3 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Ben burada öncelikli olarak 6 nolu Julia Olympica, bir Dros ve Meyer temsilcisi olan safkan Mike Smith de zaten göstermiş olduğu performansla en yüksek handikapla bu yarışın normal şartlar altında kazanması gereken bence en büyük, en şanslı isim olarak görüyorum bu 6 nolu Julia Olympica'yı. Tabii rakipleri var. Öncelikleri yurt dışının bayağı bir favorisi olan, Türkiye'de favori hanesinde olan 4 nolu Rushing Fall. Moratti'nin Reidi gibi yine tanıdığımız bir aygırın temsilcisi olan bu safkan. Javier Castellano gibi usta jockey ve Chad Brown gibi usta antrenörün elinde olan bu safkan da çok formda. Zaten şu Toto'ya baktığınız zaman son 6 yarışın 4'ünü kazanmış bir safkan. Yani bugün de kalite isimleri arasında olacak bir isim. Bence 6 nolu safkanın en ciddi rakibi konumda olan bir isim. Yurt dışında bayağı bir favori bir isim. Daha sonra at yazılması gereken isimler bir İngiltere'den gelen bir Dancidi temsilcisi olan bir 2 nolu Juliet Foxtrot. Tyler Gaffalo'nun de bence yukarıdakilerin hatalarını hiç affetmeyecek konumunda olan bir isim. 2 nolu safkanı yazdınız ve son olarak da 8 nolu Toynette. Bir Scott dedi gibi yine iyi bir çim orijine sahip. Flavien Prat gibi usta jockey ile start alacak olan safkanda performans olarak bunlardan aşağı bir yanı yok arkadaşlar. Zaten son 6 yarışın 4'ünü kazanmış bir diğer isim olarak kuponlara yazacağız. 6 öncelikli olarak, daha sonra 4, 2 ve 8 nolu safkanlar benim bu ayak için önerdiğim safkanlar. Günün son ayağına geldiğim zaman Grup 2 Bluegrass Stakes koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre kum yarışına. Burası bir Grup 2 ama ikramiyesi ötekilerden yüksek. 360 bin dolarlık bir ikramiye arkadaşlar. Ötekilerin ikramiyesi neydi? 210 bin, Grup 1 210 bin veriyor. 240 bin bir Grup 1 daha var. Neyse. Demek ki bu Grup 2 daha farklı bir Grup 2'miş. O yüzden hiç yapmıyorum. Deşmeyelim fazla. Türkiye'de çünkü belli standartları var. Grup 1, Grup 2, Grup 3'lerin. O ikramiyeler hep sabit ama illere göre sabit. Neyse, biz burada oranlarına söyleyelim. 7 nolu safkan 2,5 lira, 3 nolu safkan 4 lira, 10 nolu safkan 5 lira, 8 nolu safkan 9 lira, 1 nolu safkan 12 lira, 12 nolu safkan 12 lira, 5 nolu safkan 14 lira, 4 nolu safkan 20 lira, 2 nolu safkan 20 lira, 13 nolu safkan 22 lira ve 9 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Benim burada önereceğim safkanlar öncelikle 3 nolu Art Collector. Bir Bernardini temsilcisi olan bu safkan Brian Joseph Hernandez Junior'a start alacak olup bu yıl koşmuş olduğu iki yarışta üst üste kazanarak bu yarışı da çok formda bir giriş yapıyor arkadaşlar. Ben ilk şansı bu 3 nolu safkana veriyorum. Daha sonra 7 nolu Swiss Skydiver. Bir Daredevil gibi iyi bir aygırın tayı. Şu anda Daredevil zaten Türkiye'de aygırlığa başladı. Mike Smith gibi usta bir jockey'le start alacak olan bu safkanda son 3 yarışı üst üste kazanan formda bir isim. Yurt dışı ve Türkiye'nin de favori ismi arkadaşlar. Ben öncelikli olarak 3 ve 7 bu gruptan bir tık da olsa ön planda tutuyorum. Ama tabii yarış biraz kalabalık oluşu, 1800 metre oluşu bir de bazı safkanlara yarar veya yaramaz. Ben burada diğer rakip olarak 5 nolu Man in the Can. Bir Candy Man temsilcisi Tyler Gaffalani'nin start alacak olan safkanda oldukça etkili bir performansa sahip. 5 yarış koşmuş, 4'ünü kazanmış. Formda bir isim, kuponlara yazalım. Ve son hafta 10 nolu Rushi. Bir Lice Map temsilcisi Javier Castellano gibi usta jockey ile buranın yine şanslı isimleri arasında olacak bir isim. Ben burayı 4 safkan olarak gördüm. Eğer siz de tuttuğunuz bir safkan varsa arkadaşlar ilavenizi yapabilirsiniz. Ben en azından bu 4 safkanı biraz daha ön planda tuttuğum için bunları önerdim. 3, 7, 5 ve 10 nolu safkanlar benim bu ayak için önerdiğim safkanlar. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğiyle. Hoşçakalın.